Kilometre uzaktayız. Bunun sebebi de özellikle bölgede tansiyonun çok yüksek olması. Tampon bölgede 5000'in üzerinde göçmen var ve sabah saatlerinde yine bir acı haber almıştık. Saat 11 gibi aslında biz içeriye giren çıkan ambulanslardan bir gerginlik olduğunu anlamıştık ve zaman zaman silah sesleri de geliyordu. İşte saat 13.30 civarında Edirne valinden bir açıklama geldi. Bir göçmenin daha açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Yine onunla birlikte 5 göçmenin de yaralandığı bilgisi geldi. İşte bu son ölümle birlikte 2 gün önce İpsala'da hayatını kaybeden Halepli yani Suriyeli bir göçmenin ardından ikinci ölüm haberi de gelmiş oldu. Şu ana kadar hayatını kaybeden son göçmen hakkında uyruğuyla ilgili bir bilgi gelmedi. Onunla ilgili bir bilgi geldiğinde onu da size söylemiş olacağız. Ama başında da söylediğim gibi bizim burada oluyor olmamız bile yani basın mensuplarının bu kadar uzağa güvenlik sebebiyle alınması bile içerideki tansiyonun oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü 6 gündür burada bir bekleyişleri var ve o bekleyiş uzadıkça yani bir umutla buraya gelmişlerdi. Yunanistan tarafının engellemeleri ve gerilimi arttırması, onlara gördüğü muamele sonucu onlar da geriliyorlar ve buradaki gerginlik had safhaya çıkıyor diyebiliriz. Sen bir rakam verdin, 136 bin tabii ki bu rakam sabah 9 itibariyle verilen bir rakam. Belki o an için günceldi ama şu andaki gelişlerle birlikte bu rakamın 140 binin üzerine çıkmış olma ihtimali de yüksek. Çünkü devamlı akın akın geliyorlar. Son olarak da şunu söyleyelim. Görüştüğümüzde nedir amacınız? Biz bir şekilde amacımız Yunanistan'da zaten kalmak değil. Yunanistan'ın üzerinden 3. ülkelere gitmek diyorlar. Nerede oralar? Özellikle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Batı Avrupa diye nitelendirdiğimiz o ülkelere bir şekilde varmak, hayatlarını orada devam ettirmek istiyorlar ama birçoğu da son iki ölüm olduğu gibi kötü bir muameleye maruz kalıyor ve belki umutları yarım kalıyor diyebiliriz.